Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere integral testinden bahsedeceğim. Seriler konusunda bizim için önemli olan konulardan biri de bir serinin yakınsak mı yoksa ıraksak mı olduğunu tespit edebilmektir. Eğer serinin değeri yani tüm sayıların toplamı bir sayıya yaklaşıyorsa ona yakınsak, yaklaşmıyorsa ıraksak diyorduk. Şimdi bir serinin ıraksaklığını yakınsaklığını anlamak için yapacağımız testlerden biri integral testi. İntegral testini yapabilmek için bazı koşullarımız var. Bu koşullar şunlar arkadaşlar. AN serisinin elemanları pozitif olmalı, azalan olmalı ve sürekli olmalı. Yani kabaca grafiğini çizmek istersek. Bir, iki, üç şeklinde N olsun. AN olsun. Hep pozitif olacak. Yani x seçeneğinin üstünde olacak noktalar azalan olacak ve sürekli. Sürekliliği şimdi anlatacağım arkadaşlar. Bu şekilde azalan bir yani yaklaşık şekilde böyle olan bir grafik görmemiz lazım. Süreklilik de şu arkadaşlar. İntegral testini yapmak için AN'e denk gelen bir fonksiyon bulmamız lazım. Yani şu AN'i işaretlediğimiz noktalardan geçen bir fonksiyon. Yani aslında AN'deki n'leri x ile değiştireceğiz. Mesela şöyle bir örnek inceleyelim. N eşittir birden sonsuza. N bölü n kare artı 1. Bu seri yakınsak mıdır, ıraksak mıdır? Şimdi buradaki AN'e denk gelen fonksiyonumuz tabii ki de şu olacak. Fx diyorum buna. N yerine x yazıyoruz sadece. X bölü x kare artı 1. Şimdi bu fonksiyon bu şartları sağlıyor mu? Buna bakıyoruz. Birden başlamak üzere yani grafik üzerinde şunun sağ tarafını ele alacağız sadece. Sağ tarafında fonksiyon pozitif mi? Şimdi birden büyük değerler koyduğumuzda hep pozitif olduğunu görüyoruz. Azalan mı? Şimdi bir fonksiyon azalanlığını nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? Türevini alıp sıfırdan küçük mü diye bakıyorduk. Eğer bu fonksiyon türevini alıp sıfırdan küçük mü diye bakarsanız birden büyük değerlerde azalan olduğunu görürsünüz. Zaten şöyle de anlayabiliriz hani değerleri arttırdıkça alt taraf kare olduğu için daha fazla büyür ve fonksiyon değeri gitgide küçülür. Üçüncü şart ise süreklilik. Fonksiyona bakıyoruz. Sürekliliği bozacak hiçbir şey yok. Payda sıfır olamıyor. O zaman burada integral testini yapıyoruz. İntegral testinin sonucunu şöyle yorumlayacağız. Eğer integral yakınsıyorsa bu seri de yakınsıyordur. Eğer integral ıraksıyorsa bu seri de ıraksıyordur. Şimdi alalım bunun integralini. İntegral birden sonsuza sınırları buraya taşıyoruz. X bölü x kare artı 1 dx. Bu integrali çözersek nasıl çözebiliriz? X kare artı 1'in türevi olan 2x'in parçası olan x burada var. O yüzden bir değişken değiştirme yapabiliriz. Bu işlemleri burada yapmayacağım. Yapılmış olarak ben size söyleyeyim. Bu integralin sonucu eşittir. Birden sonsuza 1 bölü 2 ln x kare artı 1. Ln x kare artı 1. Şimdi sonsuzu ve 1'i yerine koyup hesaplayalım değerini. 1 bölü 2 sabitini dışarı taşıyorum. 1 bölü 2 çarpı. Bakın burada ln sonsuz gelecek. Ln sonsuz da sonsuz oluyor. Sonsuz eksi ln 2. Ln 2 sabit bir sayı. O zaman buradan bunun sonsuz olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Sonsuz olunca ne demek oluyor bu? Bu integral ıraksıyormuş. O zaman bu integral ıraksıyorsa bu seri de ıraksıyordur. Böylece arkadaşlar neye dikkat ediyoruz? Koşulları sağlaması önemli ve integrali kolay hesaplanabilen bir fonksiyon olması önemli. Yani
en üzeri, yani karışık bir ifade olsaydı integralle hiç bulaşmamak gerekirdi.